Örgülerimizde her zaman da doğanın içindeki maddelerden esinlenip isim koymayız. Bazen de ülkemizin çok sevdiğimiz sanatçılarının isimlerini de koyarız. Aynen şimdi birlikte yapacağımız örgüde olduğu gibi. Türkan Şoray'ın kirpiği, Türk sinemasının sultanının güzel gözlerini anımsatan bir örnek. Hanımlar, örneği birlikte başlayalım ve birlikte oluşturalım. Kenar ilmeğimizi aldık. Örnek, örgünün arka yüzünde oluşturulacak. Bir ilmek ters ördüm, bir ipliği doladım. İki, ters ördüm, doladım. Üç, ters ördüm, doladım. Dört, ters ördüm, doladım. Beş, ters ördüm, doladım. Ve altı, ters ördüm, doladım. Altı tane ilmeği iplik kendime doğru ters örüp bir kez şişe dolayarak altı ilmeğimin işlemini bitirdim ve iki ilmeği örgünün ön yüzünde ters olacak şekilde, örgünün arka yüzünde ise düz olacak şekilde ördüm. Tekrar altı ilmek, ters örüyorum, doluyorum. İki, ters ördüm, ipliği doladım. Üç, ördüm, ipliği doladım. Dört, ters örüyorum, ipliği bir kez doluyorum. Beş, ters ördüm, ipliği bir kez doladım. Ve altı. Hemen yanındaki iki ilmeği düz olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde düz örüyorum. Bu iki ilmek örgünün ön yüzünde ters olacak. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgünün ön yüzüne dönüyorum. Şimdi hanımlar, kenar ilmeğimi tekrar aldım. İpliği kendime doğru çevirdim. İki ters ilmeğimi ördüm. Bakın, doladığım iplikleri serbest bırakıyorum, ördüğümü uzatıyorum. Bir, iki, üç, dört, bakın nasıl uzadı ilmekler, beş ve altı. Bakın, altı ilmeğimi serbest bıraktım. Doladığım iplikleri serbest bıraktığım için ilmekler uzadı. Uzatılan bu altı ilmeği sol şişime aldım ve şimdi öreceğim. İpliğimi arkaya çeviriyorum şu şekilde ve altı ilmeği birlikte alarak, bakın, bir kez düz ördüm. Sol şişten çıkarmıyorum hanımlar. Altı ilmeğim hala sol şişte. Burada yaptığım işlem, altı ilmekten altı ilmek çıkarmak. İpliği kendime çevirdim. Bir kez de ters ördüm. 2. İpliği dışarıya çevirdim, düz ördüm. 3. İpliği kendime çeviriyorum, ters örüyorum. 4. İpliği dışarıya çevirdim, düz ördüm. 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği elde ettim bile. Ve ipliği kendime doğru çevirdim. Altıncı ilmeği örüyorum ve artık sol şişten bırakıyorum.
şöyle bir çektim. Aradaki iki ilmeğimi ters ördüm. Hemen oluşan örneği size göstermek istiyorum. Bakın. İpliğimi tekrar ikinci altı ilmeklik grubu tekrar aynı işlemi uygulamak üzere doladığım iplikleri serbest bırakıyorum, ördüğümü alıp uzatıyorum. Doladığımı serbest bırakıyorum, ördüğümü alıp uzatıyorum. Serbest bıraktım, ördüğümü aldım uzattım. Serbest bıraktım, ördüğümü alıp uzattım. Ve altı ilmeğe tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Bakın 6 ilmek. Serbest bıraktığım iplikler ve uzattığım ilmekleri sağ şişten sol şişime geçiriyorum. Bakın ipliğim 2 tane ters ilmek ördüğüm için kendime doğru idi. Şimdi onu arkaya çeviriyorum ve 6 ilmeği hep birden alıyorum. Görebiliyoruz değil mi hanımlar? Bakın düz örüyorum. Ve sol şişten çıkarmıyorum. Kendime çeviriyorum ipliği. Bu kez 6 ilmeği hep birlikte ters örüyorum. İpliği dışarıya çeviriyorum. Yine 6 ilmeği düz örüyorum. 3 etti. Kendime çevirdim. 4. Dışarıya çevirdim. 5. Ve ipliği en son olarak kendime çeviriyorum. 6. ilmeği de ördükten sonra sol şişten serbest bırakıyorum ve örgümü aşağıya doğru çekerek şöyle bir yerleşmesini sağlıyorum. Bakın hanımlar, 6 ilmekten 6 ilmek çıkardık. Örgünün arka yüzünde bütün bu ilmekleri düz olarak ördüğümde, yani kirpik şeklinde olan ilmeklerimi ters örüyorum ki örgünün ön yüzünde düz olsun diye. Aradaki iki ilmeğimi örgünün arka yüzünde düz örüyorum, ön yüzünde ters olsun diye. Bakın, tekrar altı ilmeği ters ördüm. Ve aradaki iki ilmeği düz örüyorum. Örgünün ön yüzünde aradaki ilmekler iki ters. Diğer Türkan Şoray'ın kirpiği dediğimiz motifler ise düz olarak ortaya çıkıyor. Hanımlar, bu motif son derece abiye bir motif olup şallarınızda özellikle abiye giysilerinizin üzerine kullanacağınız şallarınızda rahatlıkla uygulayabileceğiniz ipliğin ince olup şişin daha kalın uygulandığı bir örnekte inanılmaz güzellikte bir şal, bir örtü ortaya çıkarabilirsiniz. Size örneği şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bu bir göğüs ve kirpikler. Türk sinemasının en güzel gözlü aktristi Türkan Şoray'ın kirpiklerinden esinlenerek ortaya çıkarılmış olan bu modeli hepinizin sevdiğini biliyorum. Ve bu model için ısrarla bu modeli öğrenmek için araştırmalar yaptığınızı da biliyorum. Onun için sizinle paylaştım ve birlikte uyguladık.
güzel şallar örmeniz dileğiyle size örneği tekrar bitmiş haliyle sunuyorum.